Evet, kıymetli izleyenler, bu bölümde sorulara cevaplar vermeye çalışacağız. Allah razı olsun kardeşlerimizden, bu hafta özellikle ilgi biraz daha farklı de burada cereyan etti. Soruları not alıyorum, önce onu söyleyeyim. Cevaplayamadığım veya cevaplamaya vakit bulamadığım diyeyim. Cevaplayamadıklarım da var mutlaka. Cevaplamaya vakit bulamadıklarım üzerinde kısaca bir sonraki haftaya cevap vermeye çalışıyorum ki bu hafta geçen haftadan kalan bir iki sorunun cevabı var inşallah. Bazı sorular da var ki kişiyle yüz yüze konuşmak lazım. Bir aileyi veya bir insanın hayatını ilgilendiriyor. Onun özelini ilgilendiren bu soruyu genelde burada cevaplayıp bir kararı, belki onu dinlemediğimiz için yanlış bir kararı arz etmiş oluruz ki bazen bu tür soruları cevaplamaktan da sakınıyorum. Buna rağmen soruyu alıyorum kesinlikle, notumu da alıyorum, üzerinde düşünüyorum. Size ulaşabilmeye çalışıyorum. Gücüm yettiği alanda her soruyu cevaplayabilmek mümkün olmadığı gibi her soruyu cevaplamak da bazen sonuç itibariyle yanlış olabiliyor. Tabii takdir edersiniz ki bu bir tespittir. Yanılabiliriz, hatalarımız vardır, noksanlarımız vardır. Kardeşlerimiz bizi bağışlasınlar. Geçen haftadan bir soru kalmıştı. Araf ile ilgili. Araf nedir, ne değildir? Bu konuda ne düşünülüyor diye. Tabii ben kendi nefsime özel olarak Araf'la ilgili şöyle veya böyle düşünüyorum demekten ziyade bakmayı tercih ettim. Biraz da bu haftayı ondan bıraktım. Araf'takiler meşhur, bu anlamda yanılmıyorsam bir roman da olması lazım veya buna benzer bir şey. Biz kısaca izah edelim. Cennet var malum, cehennem var malum. Bu konudaki Kur'an'ın anlaşılmasında ortaya konulan görüşe göre cennetle cehennemi bir sur ayırır veya bir perde. Perde, yalnız bu söylediğim sur kelimesi, kale surları gibi veya perde kelimesi üç boyutlu aleme göredir. Kendi boyutumuza göredir veya dört boyutlu aleme göre. Ama biz ahirette farklı farklı boyutlardan söz edeceğiz. Bilmediğimiz için boyutları ifadelendiremiyoruz. Oranın şartlarına göre sur diyelim. Oranın şartlarına göre perde diyelim. Cennetle cehennem arasında onun en yüksek yerine Araf derler. Urf kelimesinden tepe noktaya. Orada bir takım insanlar bulunacak. Bir yaklaşım böyle. Hem cennettekileri hem cehennemdekileri görebilecekler. Cehennemdekileri gördükçe bulundukları hale memnun olacaklar. Cennettekileri gördükçe bulundukları hale üzülecekler. Ne kadar kalacaklar, nasıl olacak? Bu konuda Rabbimiz detay vermemiş. Sadece Araf suresinin 46-48. Ayetlerde meali kardeşlerimiz tefsire bakarlar, ilgilenirler, bulabilirler. Ancak bu konuda iki anlayış var. Ben ikisini de söylemek zorundayım. Onlardan birisi, günahı ve sevabı eşit olup ne cenneti ne cehennemi hak etmeyen müminler orada kalacaklar. Bunun üzerinde uzun tartışmalar olmuş. Çünkü Kur'an'da bu insanlar orada ne kadar kalacaklar, nasıl kalacaklar bu detay yok. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da da benim hatırladığım son nokta konulmuş, son nokta yok. Ömürleri ne kadar olacak? Allahu Alem bir sevap. Ama burada bir şey var. Cennete baktıkça üzülüp cehenneme baktıkça sevinen. Bu da aslında bir ceza tarzı gibi görünüyor. Fakat ikinci anlayış biraz daha farklı. Onlar diyorlar ki cennetlikleri ve cehennemlikleri tanıyabilecek kabiliyette insanlar. Mesela Ebu Cehil gibi, Velid bin Mughira gibi Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan onun zamanında nefret eden ve onun aleyhinde çalışan insanları tanıyanlar vardı. Kim onlar? İşte Bilal Habeşi gibi o dönemde, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi, işte ne bileyim Ebu Bekir'in Sıddık ve benzeri gibi. İşte bu tanıma kabiliyeti kendisine verilenler, mahşer yerinde bu tanıma kabiliyeti kendisinde olanlar cehennemliklerle ve cennetliklerle konuşacaklar. Ayet-i Kerime'deki konuşma, diyalog bu insanlarla cehennemlikler arasındadır. Böyle bir kabul de söz konusu. Bu ikinci ihtimali de tabii değerlendirmek lazım. Yani henüz cennete girememiş
Ama sonuçta cennete girecek ve cehenneme gidecek olanları da simalarından tanıyan mahşer yerinin insanlarına Araf'ta denilir diye bir anlayış öne sürülmüş. Bu şekilde bir ifade ortaya konulmuş. Dolayısıyla bu manada biz Allahu alem, en doğrusunu Allah bilir. Şu anlamda amellerimizin birbirine eşit olmasından korkalım, iyiliklerimizi çoğaltalım. Allah Celle Celaluhu amellerimizin iyileri sebebiyle bizi affetsin. Bu bir anlamda bizim amellerimizi çoğaltmamıza teşvik olur. Birinci anlayış bizi daha iyi işler yapmaya yöneltir ve sevk eder. İkinci anlayışa gelirse Selman el Farisi gibi, Bilal Habeşi gibi yeryüzünde mazlum olup da cehennemlikleri tanıyan ve mahşer yerinde onlara laf edenler topluluğundan olmak bizim temennimizdir, arzumuzdur. Bu anlamda da Araf'takilerle ilgili bir tanımlama, bir açıklama söz konusu. Allah bizi yanlıştan ve hatadan muhafaza etsin. Yine geçtiğimiz hafta içerisinde günümüzdeki bir takım insanlar, evet özür dilerim o değil, bir soru sormuş bir kardeşimiz Almanya'dan. Altına Allah razı olsun demiş Türkçe yazdığına göre, Türkçe biliyor. Arapça olarak mahiye sünnetülleti ersele fîhen nebi aleyhissalatü vesselam lehifzil Kur'an. Arapça olarak sormuş. Tabii ben bunun üzerinde düşündüm. Yani tam olarak neyi kastettiğini keşke biraz detaylı anlatmış olsaydı. Kur'an-ı Kerim'i korumaya memur Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bizatihi kendisi bununla görevli. Dolayısıyla onun hayatı, onun sünnet-i seniyesi, onun ortaya koyduğu hayat tarzı Kur'an'ı korumaya yönelik bir eylemdir. Allah Resulü'nün cihadı, Allah Resulü'nün namazı, Allah Resulü'nün orucu, Allah Resulü'nün haccı, Allah Resulü'nün sadakası, Allah Resulü insanlara tebessümü, Allah Resulü insanlara tebliği, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlar arasında adaletle davranması, Allah Resulü insanlar arasında efendim farklılık gözetmeden hak ve hukuklarına, mesela kafirin de müminin de hak ve hukukuna riayet etti. Kasten efendim Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri'nin ölümünü emretmediği insanları öldürme gibi bir noktaya gitmedi. Ölümünü emrettikleri de keyfe ma yaşa, canının istediği gibi anlayışa tabi değil. Onu da bir kenara koyalım. Bir takım dinleyenler yanlış yere çekmesinler. Kısacası Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı İslam, onun hayatı sünnettir ve bu sünnet Kur'an-ı Kerim'in kendisinden kaynaklanmıştır ve Kur'an-ı Kerim'i korumaya yöneliktir. Kur'an'ın hükümlerini ayakta tutmaya yöneliktir. Eğer kardeşimiz bununla ilgili ne diyorsun, böyle bir sünnet neyin nesidir diye sorduysa, bu manada elbette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu anlamdaki hayat tarzını olduğu gibi kabul ederiz. Tabii bu sünnet konusu başlı başına bir mesele. Detaylandırmıyorum şu anda. Yeri geldiğinde inşallah onlarla ilgili Kur'an ayetleri üzerinde söz söylerken gene gücümüz yettiği kadar dokunduklarımız var olacaktır. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu itikadi ve ameli bazda Kur'an-ı Kerim'i bizatihi hayata tatbik ederken bazen beşer olarak, bazen işte efendim insan olarak yaptığı bir takım davranışlar vardır. O davranışların da itikadi sünnet olmadığını ifade edebiliriz. Onu da ortaya koyabiliriz. Elbette o davranışlara uymak insan için şereftir. Ama bazıları vardır ki, şimdi burada bir yanlış anlamaya da yol açmayalım. Allah Resulü'nün yaptığını inkar etmek değil, İslam'ın ortaya koyduğu temel esasları haşa. Genel ve geniş bir konu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlara, Allah'a ve kendi nefsine ve ailesine karşı hukukun gerektirdiği, İslam hukukunun, Kur'an-ı Kerim'in gerektirdiği ne varsa yaptığı her şey Allah Resulü'nün sünnetidir. Bu manada bu sünneti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan aynen kabul etmek imandır, reddetmek küfürdür. Bunu söyleyebilirim. Aynen kabul etmek imandır,
reddetmek küfürdür. Bu konuda tabii daha açıklamalar da belki isteyebilir kardeşlerimiz. Allah Celle Celaluhu onlardan da bizden de razı olsun. Amerika'dan bir kardeşimiz selam göndermiş. Allah ona kolaylıklar versin. Dinlediğini, takip ettiğini söylemiş. Biz de çok memnun olduk. Elhamdülillah oraya kadar ulaşmış olmaktan dolayı memnunuz. Hasta kardeşlerimiz var, dua istiyorlar. Onların isimleri bende mahfuz. Allah onların dertlerine inşallah deva ihsan etsin. Şimdi bir soru var. Sorular epeyce fazla da bir soru var. Şöyle bir soru. O bu akşam geldi herhalde. Bir hanım kardeşimiz. Evlilik kader midir? Tabii bu soru yeterince tartışıldı. Yani medyada tartışıldı. Sözünü söyleyenler söylediler. Şimdi ben söylersem şayet Salih Dülger söylemiş olursa bu bir iman maddesi olmaz. Yani ama şu açıklamayı yapmadan da geçemiyorum. Onu da ifade edeyim. Kader nedir? Eğer bu kaderin, dikkat ederseniz biz bu programda kavramların çizgilerini koymaya çalıştık. Kader nedir? Bunu anlarsak evlilik kader midir sorusunun cevabı zaten kendiliğinden açığa çıkar. Kur'an-ı Kerim'de defaten ayet-i kerimelerde Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerinin ilminin açığa çıktığını biliriz. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum. Basitinden ayet-el kürsi. Bir kardeşimiz de ayet-el kürsi ile ilgili bir soru sormuş. Ona da döneceğiz inşallah. Basitinden ayet-el kürsideki bu cümle. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum. Allah Celle Celaluhu onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Geleceklerini de geçmişlerini de. Dış dünyada olanlarını da kalplerinden geçirdiklerini de. Şimdi eğer Allah bir hususta mikron kadar bile, mikron ne demek erbabı biliyor. Bilmeyenler varsa soruştursun. Mikron kadar bile bilgisiz olsa o Allah olmaz. Çünkü Allah'ın sıfatı alimdir. Kesintisiz ve mutlak ilim sahibidir Allah Celle Celaluhu. Ve Allah Celle Celaluhu bu manada defalarca durumunu bizim önümüze serdetmiştir. Önümüze yaymıştır. Dolayısıyla Allah'ın bizim ne zaman ve nasıl evleneceğimizi bilmemiş olması mümkün değil. O zaman ilah olmaz. Fakat Allah Celle Celaluhu'nun gelecekte bir şeyi bilmesi kişinin o şeyle ilgili isteğini ve iradesini ortaya koymasına engel değildir. Allah'ın bilmesi yaratması değildir. Kader o yüzden bilmek sonra yaratmaktır. Allah'ın bilmesini yaratması iki türlüdür. Bir, mutlak manada insanın iradesinin tecelli etmediği alanlarda yaratma vardır. Mesela benim vücudum, bağırsağım, iç organlarım, dış organlarım, elimdeki efendim işaretler, çizgiler, dünyanın ömrü, kainat, yıldızların ölümü, doğumu, insanların ölümü, doğumu. Bu yaratmada Allah Celle Celaluhu insanoğlunun iradesini dikkate almadan mutlak güç ve otoritesiyle yaratmasını yapar. Çünkü bu imtihan alanı değildir. Bir insanın siyah olmasından dolayı Allah katında sorumluluğu yoktur. Beyaz olmasından dolayı da yoktur. Fakirin fakirliğinden dolayı, zenginin zenginliğinden dolayı Allah katında sorumluluğu yoktur. Dolayısıyla Allah katında insan için sorumluluk ifade etmeyen alanların tümünde Allah Celle Celaluhu bilir ve yaratır, bu kaderdir. Ölçer, biçer, şekillendirir ve detaylandırır. Bir de Allah Celle Celaluhu bilir ve yaratır. Ancak bu ikinci yaratmada sorumluluk sahipleriyle ilgili bir yaratma vardır. Mesela bir insan ben içki içeceğim demesini Allah ezelde bilir. Bu insan ne zaman içki içeceğim derse, ısrar ederse Allah onun içkisini yaratır. İçki içme kabiliyetini de yaratır. İçki içmesini de yaratır. Dolayısıyla bir insan ben evleneceğim falan kesle dediğinde Allah onu ezelde biliyordur. Ancak kişinin iradesini orada görmek ister. Görür de insan bu iradeyi gösterdiği zaman Allah bu eylemi yaratır. İşte hanım kardeşim, buna kader deniyor. Dolayısıyla biz evliliğimizdeki erkeğimizi veya erkekler için evliliğimizdeki hanımımızı şartlara göre seçeriz. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam demiş ki hanımları seçerken
huyları, ahlakları vardır, itikatları vardır, malları vardır, soyları vardır, asaletleri vardır, şerefleri vardır. Bir takım seçme sebepleri vardır. Siz onların imanlarına ve İslamlarına bakın, ahlaklarına bakın demiştir Resulullah Aleyhisselam. Seçme eyleminden sonra Allah evliliği yaratır. Ama bu evlilik geçmişte ve gelecekte Allah'a gizli değildir. Çünkü Allah geçmiş ve gelecek her şeyi bilir. Dolayısıyla Allah bildiği için biz bir kimseyle evlenmeye mahkum değiliz. Biz irade ettiğimiz için. Zaten Allah bu iradeyi biliyor. Yeri ve zamanı gelince evliliği yaratır. İşte buna kader denir. Bu çerçevede bakıldığında elbette Allah için söylemek gerekir ki evlilik bir kaderdir. Allah'ın yaratmasının, bilmesinin ve bizim de irademizin üzerinde tecelli ettiği bir kaderdir. Bir daha söylüyorum, evlilik bir kaderdir. Allah'ın yaratmasının, bilmesinin ve bizim de irademizin üzerinde tecelli ettiği bir kaderdir. Biz irademiz miktarından sorumluyuz. Allah Celle Celaluhu sorumlu olmadığımız alanlarda da bizi sorumlu tutmaz. Allah sizi de bizi de affetsin inşallah. Yine bir soru daha var. Zannediyorum o da geçen haftanın sorularından. Bu haftanın sorularına henüz bismillah diyemedim göründüğü kadarıyla. Karı koca iki kişi evde cemaat olabilir mi diye sormuş. Bu bir fıkıh sorusu. Cemaat olma noktasında bir imam, bir de o imama uyan insan olması yeterlidir. İnsan olması yeterlidir. Bu manada cemaat olup namazlarını kılabilirler. İki kişi birlikte birisi öbürüne uyarak namazlarını kılabilirler. Ancak fazilet, üstünlük cemaati kübradadır. Yani iki kişi 3, 3 kişi 4, 4 kişi 5, 5 kişi 6 kişinin olduğu cemaati duymuşsa oralara iştirak etmek ve oralardan namaz kılmak, oralardaki cemaati zaafa uğratmamak Allah katında sevimli olandır. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifini size geçen oturumlarımızda da zikretmiştik. Resulullah Aleyhisselam namaz kılmayanla ilgili söylenecek olan söylenmiş zaten kitapta. Cemaate gelmeyenle ilgili öfkesini ziyade bir biçimde hissettirdi. Dolayısıyla bu manada Allah Celle Celaluhu cemaatle namaz kılanlar topluluğuna bizleri katsın efendim. Efendim bir kardeşimiz yine sormuş. Ben yukarıdan aşağıya şöyle alayım. Soruların tamamını belki bu akşam dediğim gibi yetiştiremeyeceğim. Sorulardan birisi. Kaza namazı kılınırken yanlışlıklarda sehiv secdesi yapılır mı? Bütün namazlarda sehiv secdesi yapılır. Sehiv secdesi demek farz olan namazın içindeki bir eylemi namaz kılarken geciktirmek. Farz olan mesela kıyam gibi, mesela kıraat gibi, mesela ruku gibi ertelemek. Mesela diyelim ki ayağa kalkacağız, ettahiyyatü'yü bitirdik. Allahümme salli ala Muhammed dedik. Alimlerimiz asgari üç kelime diyorlar. Ayağa kalkmamız gerekiyorken salavata başladık. Bu ayağa kalkma farz eylemini geciktirdiği için sehiv secdesi yapmamız lazım. Veya vacipler vardır namazın içinde. Vaciplerden birisini tecil edersek, geciktirirsek veya terk edersek, terkinde ve tecilinde terk edersek mesela Subhaneke'yi okumak ve benzeri gibi, o zaman da biz bu 12-14 kadar vacip, bunları inşallah ezberlememiz lazım. Bu vaciplerden birisinde yapmış olduğumuz yanılgı sebebiyle biz sehiv secdesi yaparız. Yani sehiv namazın bizatihi dışından değil de içinden bir eylemle ilgilidir. Namaz kılarken kişinin yapmış olduğu hatanın karşılığında. Kardeşlerimiz o sehiv secdesini de bilmeyebilirler. Biliyorsunuz secdeler vardır. Değişik isimlendirilir. Şükür secdesi vardır. Farz olan namaz secdesi vardır. Sehiv secdesi vardır. Secdeler böyle. Sehiv secdesi yanılma secdesi demektir. Bir kimse Allahu Ekber deyip namaza girdikten sonra
o süre içerisinde Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye namazdan çıkıncaya kadar farzlardan birini geciktirir veya vaciplerden birini terk eder veya geciktirirse, farzları biliyoruz. Kıyam, kıraat, rükû, secde, kade-i ahirede teşehhüt miktarı oturmak. Tabi bir de vacipleri, mesela Fatiha'yı okumak, Hanefi mezhebine göre konuşuyorum, vaciptir. Dolayısıyla bir kimse kıraatta Fatiha'yı terk etse sehiv secdesi gerekir gibi. Böyle vaciplerden birisini terk ederse o zaman bir namazın sonunda selamu aleyküm ve rahmetullah, sağına selam verir. Cemaat, büyük bir cemaat varsa hoca efendi, cemaat şaşırmasın, dağılmasın diye secdeye gidebilir. Veya yalnız kılıyorsak ikinci tarafa da selam veririz de selamu aleyküm ve rahmetullah, konuşmadan, ayağa kalkmadan, sağa sola gitmeden, araya bir eylem sokmadan İki secde yaparız peş peşe. Oturduğumuz yerden hemen Allahu Ekber. Secdede söyleyeceklerimizi söyleriz. Otururuz. Tekrar tahiyyat, salli, barik okuruz. O sehiv secdesi yapacağımız zaman sadece tahiyyatı okuyup selam veririz. Salli, barikler, Rabbenaları okumayız. Buna sehiv secdesi deniyor. Buna sehiv secdesi deniyor. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri müminlerin namazdaki yanılmaları ve unutmaları sebebiyle müminler için böyle bir kolaylık yolunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eliyle bize öğretmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eliyle bize öğretmiş. Şimdi o az önceki sünneti, Kur'an'ı koruyan sünnet tabirinin belki yeridir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eliyle, uygulamasıyla bize öğretmiş. Biz de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a boyun eğiyoruz ve itaat ediyoruz. Allah Celle Celaluhu bu itaatimizi ve boyun eğmemizi inşallah makbul etsin. Yine bir soru var burada önümde. Efendim, bu soru biraz şahsi bir soru. Hanım bir evde, efendim, evini terk etmiş anladığımız kadarıyla 5-6-7-8 ay. Efendim, boşanmak caiz midir? Önce şunu söyleyelim, boşanmak helaldir. Taraflar boşanmada rıza gösterdiler de ve boşanıyorlarsa, ben bu evliliği bitirdim deyip ilan ederlerse boşanma gerçekleşir. Tabii medeni hukukun boşanma ile ilgili şartlarıyla İslam'ın boşanma ile ilgili şartları aynı değildir. Bu kardeşimiz bu soruyu soruyor ama medeni hukukla İslam'ın ortaya koyduğu görüşü aynı tasa koymaması lazım. O yüzden biraz özel manada bu görüşünü gidecek bir alimle baş başa konuşacak. Kaldı ki ortada evini terk eden bir hanım varsa hanımın da dinlenilmesi gerekir. Ayrıca hanımın bir hakkı var mı yok mu bakılması gerekir. Kadının günahı nedir demiş. Sormak lazım, anlamak lazım. Anlamadan bir cevap vermek abes olur. Bu arada bir soru daha. Şimdi benim bugünkü, bu akşamki konuşmalarımın o bilmeden yanlışlıkla yapılan hatalar var, büyük hatalar. Onlardan birisi. Diyor ki, kocasının izni olmadan erkeklerin içerisinde bir kadının çalışması veya kocasının izni olmadan başını açması. Bu delikanlı kardeşimiz artık kimdir bilmiyoruz. Yani bir kadın kocası izin verince başını açar diye bir kaide yok İslam'da. Estağfurullah, İslam'da demiyorum. Kur'an'ın içindeki var olan ayetten böyle bir sonuca varılmamış. Yani koca kadının başını açmasına izin verir. Böyle bir şey yok. Allah Celle Celaluhu izin verir veya vermez. Bu ona ait bir yetkidir. Yetki paylaşımı olmaz. Kocanın, şimdi burada bir kural söylüyoruz. Allah'ın farz kıldığı ve haram kıldığı, helal kıldığı ve haram kıldığı alanlarda kocanın bir anlamda emretme ve yasaklama noktasında yetkisi olmaz. Allah Celle Celaluhu namazı emretmişse kadın namaz kılacak. Dolayısıyla kocasının yasaklaması namazı engellemez. Ha, Allah farz kılmamış da kadın sabaha kadar namaz kılıyor, bey ile ilgilenmiyor. Burada bir şey söyleyebiliriz. Bu Allah'ın kitabındaki temel hukuka göre uygun bir davranış değil. Hanefi'de, Şafii'de, Maliki'de, Hanbeli'de bunun üzerinde görüşler ortaya konulmuş, söylenmiştir. Herkes kendi mezhep anlayışıyla meselesinden bir sonuç çıkarabilir. Ama Allah onu emretmemiş. Bir insana gece sabaha kadar namaz kılmayı veya senenin bütün günlerini oruçlu geçirmek.
Allah Resulüne geldi sahabe kadın, dedi ki ya Resulallah ben şikayetçiyim. Her gün oruç tutuyor. Yanılmıyorsam Ebu Derda ile ilgili. Hanımı dedi, her gün oruç tutuyor. Allah Resulü gitti dedi ki Ebu Derda'ya bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Ben peygamberim ama her gün oruç tutmuyorum. Bari bir gün ye, bir gün oruç tut. Takvana da karışmayız. Ama her gün oruç senin üzerinde, senin hakkın var, çocuklarının hakkı var, Allah'ın hakkı var. Hak sahiplerinin hakkını paylaştıracaksın. Vereceksin yani hak sahiplerinin hakkını. Dolayısıyla bu konuda kocanın nelere izin vermesi, nelere izin vermemesi konusunda önce Allah nelere izin verdi, nelere izin vermedi, bunları anlamak gerekir. Sonra buraya gelmek gerekir. İşte burada bizim İslam'ı öğrenmek gibi bir sorumluluğumuz var. Arkadaşlar 3 kelime 5 kelime ile İslam'ı öğrenme kabiliyetimiz söz konusu değildir. Bunu bu şekilde de ifade etmiş olalım. Son bir soruya cevap hemen bitmiş olacak. Ayet-el Kürsi'yi bilemiyorum. Diğer sorulara inşallah sonra. Ayet-el Kürsi'yi bilemiyorum. Yerine ne okuyayım? Ayet-el Kürsi'yi nerede okuyorsun? Eğer namazda, kıyamda okuyorsan yerine her şeyi okuyabilirsin. Fatiha'dan sonra elem terali ila fi kul huvallah inna ataynakel kevser. Hepsini okuyabilirsin. Mümkün. Eğer bana sorduğun soru tesbihatta namazın bitiminden sonra ben Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyumu bilmiyorum ne okuyayım diyorsan burada sen ayet-el kürsiyi okumak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz arkasından uyguladığı sünnetlerdendir ama bu sünnet namazı eksiltmez. Bu sünnetin namazın namaz olmasına engeli yoktur. Bunun gerçekleştirilememesi halinde. Gerçekleştirmek Allah Resulü'nün tavsiyesindendir. Yapamayan insanlar yapamadığı zaman Allah nezdinde sorumlu değildir. Dolayısıyla yerine bir şey okuman gerekmez. Ama eğer bana sorarsan ayet-el kürsi insanı cinlerin de şerrinden, insanların da şerrinden koruyacak temel bir manayı içeriyor derim. Ayet-el Kürsi neticede 5-6 sayfa satırlık bir şeydir. Bir kağıda yazsak bir yıl içinde ezberleriz herhalde. Her gün bir kelime ezberlesek kaç kelimesi vardır bilmiyorum. Sonuçta bir yerde ezberlenir. Allah size de bize de yardım etsin inşallah. Sözlerimizi bu hafta kapatıyoruz. Burada kapatalım. Umuyoruz yararlı olmuşuzdur. Gelen sorular var. Buraya not alacağım inşallah. Ulaşabildiklerime cevap vereceğim. Ulaşamadıklarımız olursa Allah beni affetsin. Sizler de kusuruma bakmayın. İlgilendiğimi bilin yeter. Allah size, bize dünya ve ahirette şerlilerin şerrinden korunmayı nasip etsin. Özellikle ülkemizdeki Müslümanların ve civardaki İslam ülkelerinin yaşamış oldukları şiddetten Allah onları muhafaza etsin, korusun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah'a emanet olun efendim.